Şefim nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim Ebru'cum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Hep evdeyiz. Daha çok evdeyiz. Yemek pişiriyoruz ama şimdi daha çok pişireceğiz. Onun için Ramazan siz şef, geliyor. evet Ramazan'da siz şeflerden güzel tavsiyeler almak için hepinize bağlanıyorum teker teker. Senin tavsiyen ne olur? Çünkü malum Ramazan'da herkesin bir eli ayağı daha çok karışıyor birbirine. Daha doğrusu alternatifler arıyoruz. Neler önerirsin sen? Ya valla şimdi Ramazan için önereceğim şeyler, Ramazan dediğin şey benim için gerçekten de pide ve tereyağı, yani sadece pide ve Kesinlikle. tereyağından ibaret. Eskişehir'de anneannem kendisi pide yapardı, tereyağını da kendimiz yapardık. Süt evi vardı anneannemin. Ben hep orada büyüdüğüm için hep ona bandır bandır tereyağı yiyen falan bir insandım açıkçası. Güzel bir pide tarifi ve böyle şey, klasik tereyağı yemekten sıkıldıysak artık birazcık daha böyle otlanmış, biberlenmiş falan tatlandırılmış tereyağı tarifi verebilirim. Bir tane de güzel, çok kolay, hazır, hızlıca yapabilecekleri serinletici bir çorba tarifi Süper. verebilirim. Hemen O da başlayalım Azer. o zaman. Yani, tamam. O zaman şöyle, ben çok hızlı bir pide tarifi vereyim hemen. İnsanların çünkü dışarıya çıkmaması lazım. Bizimkiler Ramazan'da pide kuyruğu oldukça uzun ve şey, bitmeyen bir kuyruk haline geldiği için insanlar evde yapsınlar pidelerini. Çok çabuk bir pide tarifi vereyim. 1 kilogram un, 700 ml kadar su. Ondan sonra 10 gram instant maya, 15 gram tuz. Tarif bu kadar. Bu kadar. Oh. Aynen. Sadece bu malzemelerle çok güzel bir pide çıkartabilirler ortaya. Ne yapıyorlar? Yoğuruyoruz bunları. Ne kadar Böyle bekletiyoruz? un ve suyu, mayayı instant maya kullanacakları için direkt unun içine karıştırabilirler. Un, su, maya karışıyor. Bir hamur haline geliyor. Biraz 15 dakika dinlendirip kenarda, sonra tuzunu verip iyice yoğurmaya başlayabiliriz. O hamur ilk önce elinize yapışacak. Daha sonra pürüzsüz bir hale alacak. O pürüzsüz hale aldıktan sonra mayalama için buzdolabına koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar mayalayabilirsiniz. Dışarıda bırakırsanız oda sıcaklığında yaklaşık 2-3 saat yeterli olacaktır. Ama buzdolabına koyup bir gün mayalayıp ertesi gün o hamuru işleyip pişirirseniz o zaman çok daha lezzetli, çok daha güzel, böyle kabarcıklı kabarcıklı bir pideniz olacaktır. Bunu yapabilirsiniz. Çok kolayını söyleyeyim. Dışarıda yaklaşık 2 saat beklettiğiniz zaman o hamuru yaklaşık 2 kat şeklinde büyüyecek hacmi. 2 kat büyüdüğünde mektup katlar gibi böyle dört kenarından uçlarından tutup katlayıp yarım saat daha kenara koyun. Ondan sonra açın elinizle, fırına 250 derecenin içine gönderin. İncecik açın şu kalınlıkta şöyle. Kaç tane pide çıkar bu verdiğin hamur miktarında? 4 çıkar rahat. Of, şahane. Aynen 4 pide. Yanına nasıl bir tereyağı tüketirim? Bir de onu söyle. Vallahi ben tereyağı konusunda çok şeyim. Elinizde ne varsa, mesela otlarınızın artık yeşilliği gidiyorsa, hani eskimiş otlarsa evde, maydanoz, işte dereotu, kekik, biberiye vesaire ne varsa, hani bunlar genelde kekik, biberiye olmaz ama maydanoz, dereotu, nane falan bulunabilir. İstediğiniz miktarda tuz, evde yaşlılar varsa ona dikkat ederek tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Bu bütün yeşillikleri kabaca bıçağınızla doğrayıp, yani şey, bıçaktan geçirip güzelce tereyağınızı biraz oda sıcaklığında tam eritmeden yumuşak bir kıvama getirip bu otları, tuzu, isterseniz pul biber, kimyon da ilave edebilirsiniz içine. Sarımsak da şahane olabilir. Ne dersin? Sarımsak muhteşem Of. çalışır. Varsa işte çili biber ya da yeşil biber, onu da incecik kıyıp ekleyebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa, yani fıstık tozu varsa mesela fıstık tozu bile ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini istediğiniz gibi karıştırıp birbirine. Ben şöyle yapıyorum. Bir streç film açıyorum. Tereyağını onun ortasına koyuyorum. Ondan sonra döndürüp bağlamaya başlıyorum. Onu yuvarlıyorum böyle. Baton, güzel bir tereyağı oluyor.
Sonra onu dilim dilim kesip kesip istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Ya o çok Süper. vazgeçilmez bir şey. Yani Çok güzel. kuru ekmekle zeytin ve o Çok bayağı güzel. çok keyifli. Peki bir de pratik bir çorba tarifim var demiştin. Pratik çorba tarifi var. Azerilerin, ben Azerbaycan'da kalmıştım 4,5 yıl inşaat sektöründeyken. Orada içtiğim, çok beğendiğim dogva diye bir çorba var. Dogva yoğurttan yaptığımız bir çorba. Aslında bizim ayran aşına çok benziyor. Dogva yapabilirler. Evlerinde yoğurt varsa, kendi mayaladıkları yoğurt da çok daha güzel olur. Çok daha böyle kremetik, kaymaksı bir tadı oluyor. Dogva içinde ellerindeki bütün yeşilliği, bol miktarda yeşilliği doğrayacaklar. Bir gün önceden ıslatılmış nohutlar haşlanacak. Ellerinde buğday, kara buğday vesaire her ne varsa bunların hepsini haşlayıp dolgunun içine atıp ondan sonra bütün yeşilliği de içine atıp biraz tuz, biraz pul biberle harika bir çorba elde edebilirler. Dolgunun en önemli noktalarından bir tanesi bizim halkımız pek alışık değil ama Azerbaycan'da taze kişnişle yeniyor. Aa, evet. Bizde Evet. çok kritik bir şey taze kişniş biliyorsun. Evet. Evet. Ya Çok çok fazla alışılması sevmiyor gereken bir insanlar. şey Evet. esasında taze kişniş. Yani ilk başta ben hiçbir şey yiyemedim. Fakat taze kişnişe alıştıktan sonra her şeyin içine koymaya başlıyorsun. İç Dolayısıyla ferahlatıcı bir hissiyatı var aslında, değil mi? inanılmaz ya, Alıştıktan sonra inanılmaz. çok seviyor insan. Aynen öyle. Şimdi canım istedi benim de. Anne. Böyle bir şey. Süper. Vallahi çok faydalı oldu. Bu pide tarifini özellikle ben de deneyeceğim. Tereyağını böyle benzer şeylerde yapıyordum zaten ama pideyi özellikle deneyeceğim ve bu çorbayı da. Çok teşekkürler Can. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Kendine iyi bak. Bay bay.